dediler ki inşallah bizim bu dua ettiğimiz, yalvardığımız putlarının ve kabirlerinin etrafında döndüğümüz varlıklar bizim işimizi yolunda götürürler dediler. Allah Azze ve Celle diyor ki لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ onlara yardım etmeye güç yetiremezler buyuruyor. Yani adam kendisine Allah'ın dışında birini dost edinmiş ve o dostun da kıyamet gününde kendini yok şalvarın cebine koyacağını, yok kibrit kutusunun içerisine koyacağını, yok işte bilmem hangi tarikatın hangi kolu sağ taraftan hiç hesaba uğramadan cennete gitsin diyeceğini adam böyle zannetmiş. Ona yardım edeceğini zannetmiş. Allah Azze ve Celle diyor ki kella asla böyle bir şeyin olması mümkün dahi değildir. Seyekfurune bi'ibadetihim. Önce onların yaptıkları ibadetleri inkar edecekler. Bre Allah'tan korkmaz diyecek adam. Ben de senin gibi bir kuldum. Allah'ı bırakıp bana dua ettiğinde utanmadın mı? Bazı insanlar Allah'tan başkasına ellerini açıp dua ediyorlar. Allah diyor ki وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ Kıyamet geldiğinde, insanlar diriltildiğinde o dua ettikleri onlara düşman kesileceklerdir. O dua ettikleri onlara düşman kesileceklerdir. Ve onların ibadetlerini de inkar edeceklerdir. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء كافرler beni bırakıp benim kullarımı dost edinebileceklerini mi zannediyorlar? İnna a'tadna cehenneme lil kafirine nuzula. Biz o cehennemi kafirler için bir konak, kafirler için bir durak kılmışızdır diyor Allah Azze ve Celle. Öyle bir cehennem hazırlamışızdır. O kafirler beni bırakıp benim kullarımı, benim dışımda dostlar edinebileceklerini mi zannediyorlar? Bu ayet kimlerden bahsediyor kardeşlerim? Bu ayet müfessirlerin çoğuna göre Kehf suresinin tamamı ehli kitapla alakalı olduğu için bu ayet ehli kitaptan bahsediyor. Ehli kitap nasıl, kimi dost edindiler Allah'ın dışında? İsa aleyhisselamı dost edindiler. Allah'ı bıraktılar, İsa'ya Allah'ın oğludur dediler. Dara düştüklerinde İsa'dan istediler. Kendilerine İsa'nın fayda ve zarar vereceğini düşündüler. Kıyamet günü geldiğinde İsa'nın kendi taraftarlarının elinden tutup cennete götüreceğini, düşmanlarını ise cehenneme iteceğini zannettiler. Ya da bazı müfessirlerimizin dediği gibi bunlar Mekkeli müşriklerdir. Yani Allah'ı bırakıp da salih olduğuna inandıkları insanların kabirlerini, onlar adına diktikleri putları dost edinen, onların Allah katında kendilerine şefaat edeceğine inanan, onların faydasını uman ve onların zararından sakınan insanlardır. Şimdi Allah Azze ve Celle burada buyuruyor ki, ne demek istiyor peki? Yani şöyle mi zannettiler? Beni bırakacaklar, benim kullarımı benim yerime dost edinecekler, benden beklemeleri gerekeni benim kullarımdan bekleyecekler, benden sakınmaları gerekeni benim kullarımdan sakınacaklar. Yani şunu söylüyor Allah Azze ve Celle, peki onlar benim kullarımın onlara yardım edeceğini mi zannediyorlar? Yani hadi onların böyle bir zannı var. Bunları Allah'ın dışında dost edindiler, veli edindiler. Peki Allah'ın kulu olan varlıklar Allah'a şirk koşanlara yardım ederler mi? Asla. Ayet-i kerimede Yasin suresinde Rabbimiz Azze ve Celle buyuruyor ki وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ لَا يَسْتَطِعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ Onlar Allah'ın dışında ilahlar edindiler. Niçin? Umulur ki yardım olunurlar. Yani Allah'ın huzuruna dirildikleri zaman o ilah edindikleri varlıklar, dost edindikleri varlıklar belki Allah'ın katında bize şefaat eder de bizi Allah'ın azabından kurtarır diye Allah'ın dışında ilahlar edindiler. Ya da bir ticarete girdiklerinde, bir savaşa dahil olduklarında dediler ki inşallah bizim bu dua ettiğimiz, yalvardığımız putlarının ve kabirlerinin etrafında döndüğümüz varlıklar bizim işimizi yolunda götürürler dediler. Allah Azze ve Celle diyor ki لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ onlara yardım etmeye güç yetiremezler buyuruyor. Meryem suresinde وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزَّةً kendilerine bir güç ve izzet kaynağı olsun diye
Allah'ın dışında ilahlar edindiler. Kelle seyekfuruna biibadetihim ve yekununa aleyhim zidda. Asla. Onlar o ilah edindikleri onların ibadetlerini inkar edecek ve kıyamet gününde onların zıddına konumlanacaklardır. Yani adam kendisine Allah'ın dışında birini dost edinmiş ve o dostun da kıyamet gününde kendini yok şalvarın cebine koyacağını, yok kibrit kutusunun içerisine koyacağını, yok işte bilmem hangi tarikatın hangi kolu sağ taraftan hiç hesaba uğramadan cennete gitsin diyeceğini adam böyle zannetmiş. Ona yardım edeceğini zannetmiş. Allah Azze ve Celle diyor ki kelle asla böyle bir şeyin olması mümkün dahi değildir. Seyekfurûne bi'ibâdetihim. Önce onların yaptıkları ibadetleri inkar edecekler. Bre Allah'tan korkmaz diyecek adam. Ben de senin gibi bir kuldum. Allah'ı bırakıp bana dua ettiğinde utanmadın mı? Bre Allah'tan korkmaz. Ben de senin gibi bir kuldum. Hastalandığında Allah'tan şifa istemek yerine benden şifa istemekten utanmadın mı diyecek. Önce onun kulluğunu reddedecek. Sonra da düşman olarak, hasım olarak onun karşısına dikilecektir. Kıyamet gününde böyledir kardeşlerim. Kim Allah'ı bırakıp Allah'ın dışında bir varlığa onun faydasını umarak veya onun zararından çekinerek kulluk etmişse kıyamet gününde o varlık ona düşman olarak onun karşısına dikilecektir. Bazı insanlar Allah'tan başkasına ellerini açıp dua ediyorlar. Allah diyor ki وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ Kıyamet geldiğinde, insanlar diriltildiğinde o dua ettikleri onlara düşman kesileceklerdir. O dua ettikleri onlara düşman kesileceklerdir. Ve onların ibadetlerini de inkar edeceklerdir. Allah da burada bu tip insanlara son bir öğüt veriyor. Beni bırakıp kullarımı dost ediniyorsunuz da o benim kullarımın size yardım edeceğini mi zannediyorsunuz? Yani kimi dost ediniyorlar? Ya dost edindikleri bir peygamberdir. İşte Hristiyanların İsa'yı, Yahudilerin Uzeyri aleyhisselam dost edindikleri gibi. Ya dost edindikleri meleklerdir. Müşriklerin işte melekler Allah'ın kızlarıdır deyip onların putlarını yapmaları gibi. Ya dost edindikleri salih insanlardır. Lat gibi, Uzza gibi. Haç mevsimi geldiğinde kendi cebinden insanlara yemek yapan, su temin eden ve hacılara su dağıtan, yemek dağıtan, elbisesi olmayanlara elbise verecek kadar cömert olan ya da böylesi insanlardır. Peki bu kadar Allah'a yakın olan ve Allah'ın kendilerinden razı olduğu insanların siz Allah'a şirk koştuğunuz halde size yardım edeceğini mi zannediyorsunuz diyor Allah Azze ve Celle. Böyle bir şey hiç olur mu? Olmaz. Peki ne var bunun karşılığında? Yardım görmeyecekler. O kesin. اِنَّا اَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِر۪ينَ نُزُولًا Biz o cehennemi kafirlere bir konak, o cehennemi kafirlere bir durak olarak hazırlamışızdır diyor. Yardım görmeyecekleri gibi beklentilerinin tam zıddına kıyamet gününde onlar maalesef cehennemle, Allah'ın hazırladığı cehennemle karşılaşacaklardır.